Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin istediği gencin özellikleri nelerdir? Peygamber Efendimizin hayatına bakıldığında, çevresinde daima genç bir kadronun bulunduğu ve Efendimizin de onlarla özel olarak ilgilendiği görülecektir. Peki neticesinde? Neticesinde ise nebevi terbiye altına girenler, faziletler medeniyetinin müstesna bir şahsiyeti haline gelirken, o kutsi nefesten uzak kalanlar ise ebedi bir peşmanlığına da sürüklenmekten kurtulamamışlardır. Bu hakikati meşhur bir teşbihle ifade etmek gerekirse, kömürün de asli maddesi karbondur, elmasında. Fakat elmastaki atomlar son derece düzenli bir görünüm arz ederken, kömürdeki atomlar ise dağınık bir haldedir. Ayrıca elmas uzun süren çileli bir olgunlaşma merhalesinden sonra müstesna bir kıvama ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimizin istediği genç sahip olması gereken özelliklerine birer cümleyle dikkat çekmeye çalışalım. Bir, Peygamberimizin istediği genç gençliğini ibadette geçirir. Günahlardan uzak durur, Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de Allah'a ibadetle büyüyen gençtir. Hadisine uygun hareket eder. İki. Peygamberimizin istediği genç geceleri ibadet eder. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Müjdesine ulaşmaya çalışır. Üç. Peygamberimizin istediği genç iffet, namus ve haya sahibidir. Allah haram şehvet peşinde olmayan genci çok beğenir hadisine uygun hareket eder. 4. Peygamberimizin istediği genç gözlerini haramdan koruyandır. Harama bakış şeytanın zehir oklarından bir oktur hadisinin tehdidinden çekinir. Allah karşı cinse meyletmemiş gençten memnun olur müjdesine uygun davranır. 5. Peygamberimizin istediği genç eğlencelere ve fani zevklere dalmaz. 6. Peygamberimizin istediği genç onurlu ve olgundur. Rabbin olgun davranan gençleri sever hadisiyle Allah çocukça davranışları olmayan hayra yönelip heva ve hevesi terk eden vakar sahibi olgun genci sever hadisinin büyük müjdesine nail olur. 6. Peygamberimizin istediği genç Günahta asla devam etmez, ısrarcı olmaz, hemen tövbe eder. Allah tövbe eden genci sever hadisiyle Allah katında en sevimli olanlar hatalarından dolayı Allah'tan af dileyen ve tövbe eden gençlerdir hadisine uygun hareket eder. 7. Peygamberimizin istediği genç hiç kötülük yapmaz. Allah kötülüğe ilgi göstermeyen genci diğer gençlere üstün tutar hadisine göre hareket eder. 8. Peygamberimizin istediği genç, başta anne babalar olmak üzere yaşlılara saygı gösteren delikanlıdır. Yüce Allah yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Hadisine nail olur. 9. Peygamberimizin istediği genç, ihtiyarlar gibi ölümü düşünüp ahireti için çalışır. Gençliğin verdiği heva ve heveslerden uzak durur. Özetle, kendine genç delikanlı diyen bir mümin, ister erkek ister kadın olsun, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam istediği genç olmaya çalışmalı ve bir yerden başlamalı.